Merhaba sevgili öğrenciler. Sözcükte anlam konusuyla yine karşınızdayız. Hemen her sınavda karşımıza çıkan sözcükte anlam çok basit gibi görünmesine rağmen zaman zaman kafamızı karıştıran sorularla bizleri sıkıntıya sokuyor. Biz de şöyle bütün sözcükte anlamın başlıklarını almayacağız. Ancak bu videoda genel anlamda öğrencilerimizin sıkıntı yaşadığı başlıklara birazcık değineceğiz. Umarım sizler de yararlanırsınız. Evet, hemen bir soru köküyle başlayalım. Yetişmek sözcüğü sizce kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Sık sık karşında çıkar değil mi sınavlarda? Bu limon saksıda yetişti. Hangi anlamda bu? Saksıda büyütüldü anlamında. Saksıda yeşertildi, büyütüldü, olgunlaştırıldı. Adam dolmuşa yetişmeye çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor anlamında. Elbiselerim yarına yetişir mi? Elbiselerimin yarına işi biter mi anlamında. Sağlık personeli ancak koronalı hastalara yetişiyor. Ancak onlara hizmet verebiliyor anlamında. Bilim adamları da okullarda yetişti. Yetişmek burada öğrenim görmek anlamındadır. İmdadıma arkadaşım Yusuf yetişti. Yardım etmek anlamında. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Varmak, ulaşmak anlamındadır. Çok anlamlılık diyoruz böyle kullanımlara arkadaşlar. Bir sözcüğün birden fazla anlamı olabiliyor. Cümledeki kullanımına bağlı olarak farklı farklı anlamlar içerebilir. Türkçe'de en fazla anlamı bulunan sözcük olarak söylüyorum. En fazla anlamı bulunan kelime çıkmak kelimesidir. Bazı kaynaklar 54, bazı kaynaklarda 56 farklı anlamda kullanılabildiğini göstermektedir. Evet, bazı örneklerimiz var arkadaşlar. Anılarını sürgünde yazmış. Yazmak kelimesi burada anlatmak anlamında kullanılırken, günlük gazetelerde yazıyor. Görev yapmak anlamında bu yazmak kelimesi kullanılmış. Çocuğu okula yazdırdılar. Kaydetmek anlamındadır. Bunlar da örneklerimiz. Bir sorumuz var arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelmek sözcüğü uygun olmak, uygun düşmek anlamında kullanılmıştır? Beklediği haber gelmedi mi? Uygun olmakla ilgisi var mı? Hayır. Bizimle gelmeni elbet isterim. Bize katılmak, bizimle gelmek, uygun olmakla ilgisi yok. Bu ceket sana gelmez, sana olmaz, sana uygun düşmez anlamındadır. Doğru cevabımız cizredir. Kuş sesleri de nereden geliyor derken ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Bir de yeni nesil sorulardan arkadaşlar, biliyorsunuz daha ziyade deneme sınavlarına karşımıza sözcükte anlamla ilgili soru kalıplarından bir tanesi anlamlar sıralanır. Daha sonra bu anlamlara uygun kullanımların olduğu veya olmadığı şeklinde soru köküyle karşımıza gelebilir. Evet, düşmek sözcüğü hangi seçenekle yukarıdaki anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Hemen şıklarımızı okuyarak yukarıdaki anlamlarda eşleştireceğiz arkadaşlar. A şıkkı, yıllardır küs olan iki kardeşi barıştırma işi sana düşer. Bakıyoruz hemen. Dördüncü cümlemize görevi, ödevi ya da yetkisi içinde bulunmak anlamıyla ilişkilendirebilir miyiz? Elbette ki. B şıkkı, tek çocuk olduğundan ailesi üzerine çok düşüyor. Burada ikinci cümlede bulunan aşırı ilgi ya da sevgi göstermek anlamıyla ilişkilendirebilir miyiz? Elbette. C şıkkı, asırlık çınar birkaç balta darbesiyle yerlere düştü. Burada devrilmek anlamını, yani birinci anlamıyla ilişkilendirebilir miyiz? Tabii ki. D şıkkı, iş bulabilmenin umuduyla düştü gurbet yollarına. Burada düşmek, gitmek anlamındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız Diyarbakır. Evet, gerçek anlam diyoruz çok anlamlıktan sonra. Sözlükte yazılı ilk anlamdır arkadaşlar. Bir sözcüğü, bir kelimeyi tek başına kullandığımızda aklımıza gelen ilk kavram, ilk anlam gerçek anlamdır. Temel anlam da diyebiliriz. Biz kol dediğimizde hemen ilk etapta aklımıza ne gelir? Herkesin hemen bedeninde kullandığı kolumuz gelir değil mi? Ama biz ne yaparız? Kol kelimesini işte kapının kolu şeklinde kullanabiliriz. İşte meslek kolu şeklinde de farklı anlamlarda kullanabiliyoruz. Mecaz anlam diyoruz arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam diyoruz. Sözcük mecaz anlamda kazandığında soyutlaşır genellikle. Boş tesellilerle beni avutmaya çalışıyordu. Boş teselli derken işe yaramayan anlamındadır değil mi? Yoksa ki bir kovanın boş olması veya dolu olmasıyla ilgili değildir. Hemen bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde taze kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A şıkkı, orada okuduğu en taze haber 25-30 günlüktü. B şıkkı, ıspanaklar çok taze diye bağırarak insanların dikkatini çekmeye çalışıyordu. C şıkkı, ağaçların taze yaprakları akşamın serinliğini emiyormuş gibi duruyordu. D şıkkı,
beyaz peyniri ekmeğin taze kabuğuna sürüp ağzına atıyordu. Arkadaşlar, taze haber ifadesi, elbette ki haberin tazesi fırından yeni çıkmış olmayacağına göre ne olacaktır? Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Ispanaklar topraktan yeni çıkarılmış olabilir, yeni satışa sunulmuş olabilir, yapraklar taze olabilir, henüz yeni domurlanmış olabilir. Taze ekmek fırından yeni çıkmış olabilir ancak haber için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Terim anlam diyoruz. Bilim, sanat, spor, siyaset ve herhangi bir meslek dalında özel anlam kazanmış sözcüklerdir arkadaşlar terim anlam. Cümlede bazı kelimeler cümlede kullanımına göre hem terim anlam olarak kullanılabilir hem de günlük dilde kullanılabilir. Mesela üçün küpü dokuzdur dediğimizde küp sözcüğü nedir? Terimdir. Ancak işte bir küp su veya bir küp peynir veya bir küp turşu aldık dediğimizde ne olacaktır? Günlük dilde kullandığımız bir ifadedir. Örneklerimiz var arkadaşlar. Bugün Türkçe dersinde ekleri işledik. Ekler kelimesi nedir burada? Elbette ki terimdir. Çünkü dile ait bir kavram olarak görüyoruz. Dünya güzel bir gezegendir. Gezegen, dünya gezegen olarak kullanılıyor. Coğrafi bir terimdir. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir dediğimizde de yine iç açılar matematik terimi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz örnek tekrar burada da karşımıza çıkıyor. Dünya güzel bir gezegendir derken terim, ancak seni görünce dünyalar benim oldu dediğimizde lar eki dünya kelimesi ne yapıyor? Abartma anlamı katıyor. Dolayısıyla günlük dilde bir kullanımdır. Terim değildir. Terimlerle ilgili şunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ders isimleri günlük dilde kullanılan ifadelerdir, terim değildir. Bugün Türkçe ve matematik dersimiz var dediğimizde Türkçe ve matematik terim değildir. Ama Türkçe'ye ya da matematiğe ait alt dalında kullanılan ifadeler terim olacaktır. Türkçe dersinde şiirin kafiyesini öğrendik dediğimizde kafiye veya şiir orada terim olarak alınabilir. Evet, diğer bir sözcükte anlamımız ad aktarması, yani namı diğer mecaz mürsel. Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın bir başka sözcük yerine kullanılmasıdır arkadaşlar. Hemen örneklerimizi görünce hatırlayacaksınız sizler de. Farklı şekillerde yapılır arkadaşlar. İç dış ilişkisi. Ayaklarını çıkar da içeri gir. Ayaklarını derken ne yapıyor burada? Ayaklar ayakkabıyı işaret ediyor. Biz ayaklarımızı çıkaramayız değil mi? Ama ayakkabıyı çıkarırız. Ya da iki tabak yedi, doymadı. Yediğimiz tabak mıdır? Tabakta bulunan yemek midir? Elbette ki yemek kastediliyor. Bu iç dış ilişkisine örnekti. İkinci örneğimiz parça bütün ilişkisi. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Hilal derken aslında bayrak kastediliyor değil mi? Bayrağımızda bir hilal vardı. Parçayı kastederek bütünü, parçayı söyleyerek bütünü kastediyor. Bir gemi yanaşır Samsun'a. Samsun limanı kastedildi arkadaşlar. Burada da tam tersi bütün söylendi, parça kastedildi. Üç numaramız araç ve insan ilişkisi. Usta kalem yine ödül aldı. Kalem yazarın kullandığı bir araçtır öyle değil mi? Kalem burada yazar anlamında kullanılmıştır. Araç insanın yerine kullanıldı. Yer, insan, yönetim ilişkisi. Ankara olaylara tepkisiz kaldı. Ankara derken Ankara şehrinden söz etmiyoruz, hükümetten söz ediyoruz öyle değil mi? Bir diğer örneğimiz ada yandı, bütün İstanbul seyretti. Seyreden İstanbul mudur? Hayır, seyreden İstanbullulardır, İstanbul'da oturanlardır. Beşincisi sanatçı eser ilişkisi. Yaşar Kemal'i yeniden okuyorum. Yaşar Kemal'i okumuyoruz biz. Yaşar Kemal'in eserlerini okuyoruz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bir diğer başlığımız dolaylama. Yani adı üzerinde dolaylıyoruz, uzatıyoruz. Tek bir kelimeyle anlatılabilecek bir sözcüğü ne yapıyoruz? Birden fazla kelimelerle daha etkili anlatmaya çalışıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir unsur var arkadaşlar. Dolaylamada toplum tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor. Yani ben kendi kendime kalkıp da tencereye artık farklı bir şekilde hitap edeceğim dediğinizde dolaylama yapamazsınız. Evet, burada örneklerimiz var. Büyük kurtarıcı düşmanı bozguna uğrattı. Büyük kurtarıcı derken kimi kastediyoruz? Ulu Önder ya da Atatürk'ü kastediyoruz. Beyaz perdede bu hafta gösterimde ne var derken beyaz perde sinema anlamındadır. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Meşin yuvarlak top. Ormanların kralı yine iş başında aslandan bahsediyoruz. Bacasız sanayi
yine çok kazandırdı. Umarız çok kazandırır. Bu sene biraz zor gibi görünüyor. Bacası sanayi derken turizmi, Ege'nin incisi derken İzmir'i, dünya evine girmek derken evlenmeyi kastediyoruz. Bunun gibi daha birçok dolaylama vardır arkadaşlar. Derya kuzusu derken balık, yavru vatan derken Kıbrıs, başka sihirli kutu derken televizyon kastedilir. Bunlar toplum tarafından kabul edilmiş, aslında bilinen kalıplardır. Minik Serçe için Sezen Aksu kullanılır. Sanat Güneşi için Zeki Müren kullanılır. Bunları kaynaklardan ararsanız bulursunuz eğer öğrenmek isterseniz. Güzel adlandırma diye aslında farklı bir dolaylama türümüz var. Güzel adlandırmada insanda korku, üzüntü, tiksinti gibi kötü duygular uyandıracak varlıkların, kavramların, durumların daha güzel, olumlu sözcüklerle anlatılmasıdır. Hepiniz bilirsiniz değil mi? Üç harfler deriz. Neydi o üç harfler? İsmini anamayız değil mi? Neden? Çünkü korkarız. Peki, Azrail ölüm meleği. Azrail demek yerine ölüm meleği deriz. Kör demek yerine görme engelli deriz. Sağır demek yerine işitme engelli deriz. Daha nazik, daha kibar, daha hoş bir kullanımdır bunlar. Öldü demek yerine Allah'ın rahmetine kavuştu veya vefat etti deriz. Bunlar da dolaylanmanın güzel adlandırmasıdır. Evet, yansıma sözcükler. Birçoğumuzun sürekli tekrar ettiği ama yine de karıştırdığı bir konu. Arkadaşlar, yansıma doğa taklidi seslerdir. Doğada çıkarılan seslerin benzeri bir kelime türetmeye çalışırız ve biz onlara yansıma kelime deriz. Bazı durumlarda işte biz ışığın yansımasını da yansımayla karıştırırız. Hayır, gözümüze değil, kulağımıza gelmesi gerekiyor. Yansımalar kulağımıza gelen seslerin taklidiyle oluşturulmuş sözcüklerdir. Eğer ortamda ses yoksa, cümlede ses anlamını ifade edecek bir durum söz konusu değilse yansıma olmayacaktır. Mesela eti mangala koyunca cız diye ses çıkardı. Cızırtı. Cızdan cızırtı gelir. Köpek dün gece durmadan havladı. Köpek hav hav diye havlar, havdan havladı. Burada sular şırıl şırıl akar. Suyun akarken çakıl taşlarına çarparak çıkardığı seslerden bahsediyoruz. Kapı mı tıkırdadı derken kapıyı ne yaparız? Çoğunlukla şöyle bir tıkırdatırız. Yansımalar varlıkların kendi sesidir arkadaşlar. Varlıkların çıkardığı seslerin taklidi kelimelerdir. O seslerin isimleri yansımaların kendileriyle karıştırılmamalıdır. Mesela bahçede kuşlar ötmeye başladı cümlesinde ötmek kelimesi yansıma mıdır? Hayır değildir. Çünkü kuşlar cik cik diye öter. Öt öt diye ötmezler. Ötmek kuşların çıkardığı sesin adıdır. Bu yüzden yansıma değildir. At yılanı görünce kişnemeye başladı. Atlar kişne kişne diye kişnemezler. Bu yüzden kişnemek de atın çıkardığı sesin bir adıdır, yansıma değildir. Ya da eşeğin anırması da yine yansıma değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bir diğer konumuz arkadaşlar, genel ve özel anlam. Aynı kavram alanına giren sözcüklerden birini anlatan kelimelere özel anlamlı kelimeler diyoruz. Bütününü o kavram alanına giren sözcüklerin türlerinin hepsini kapsayan sözcüklere de biz genel anlamlı sözcükler diyoruz. Genellik, özellik kelimenin cümlede kullanımına ve birbirine göre kapsadığı anlam genişliğine göre değişir. Hemen örneklerimize bakalım. Bitki, çam, ağaç dediğimizde bitki her ağaç bir bitki midir? Elbette ki. Her çam bir ağaç mıdır? Elbette ama her ağaç çam değildir. Her bitki ağaç da değildir. Bu yüzden de bu genelden özeli bir anlatımdır. Çünkü bitki ağacı kapsar, ağaç da çamı kapsar. Burada matematikteki gibi kapsar kapsamazla ilişkilendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, her roman bir edebiyat eseridir. Ancak her edebiyat roman değildir. Çalı kuşu bir romandır. Ama her roman çalı kuşu değildir. Dünya, Türkiye, İzmir, Kemal Paşa. Dünya Türkiye'yi kapsar, Türkiye İzmir'i kapsar, İzmir Kemal Paşa'yı kapsar. Nedir bu? Genelden özele sıralanmış örneklerimizdir. Peki, harf, hece, sözcük, cümle, paragraf, metin dediğimizde ne yaptık? Tam tersini yaptık.
özelden genele gittik çünkü her harf bir hecedir, her hece bir sözcüktür, heceler sözcükleri oluşturur, sözcükler cümleleri oluşturur, cümleler paragrafları, paragraflarda metinleri oluşturur. Buna da biz özelden genele aktarım diyoruz. Bir de tümevarım diyebilirsiniz. Arkadaşlar, özel genel anlamla ilgili parça bütün veya bütün parça şeklinde de düşünebilirsiniz. Çünkü her roman bir edebi eserdir. Yani roman aslında edebiyatın bir parçasıdır. Edebiyat ise romanın bütününü kastetmektedir. Parça bütün ilişkisi olarak da karşımıza çıkabilir. Diğer bir konumuz arkadaşlar, soyut ve somut anlam. Aslında ilkokulda öğrenmiş olursunuz soyut ve somut kavramları. Ama yine de kelime olarak birbirine çok benzediği için ne yapıyoruz? Çoğu zaman ya bu soyut muydu, somut muydu, somut hangisiydi, soyut hangisiydi diye karıştırdığımız zamanlar olabilir. Ben bunu bir somun ekmeği ile ifade ediyorum öğrencilerime. Bir somun düşünün arkadaşlar. Somun yani somuttan bahsediyoruz. Bir somun, eve girdiniz, okuldan gittiniz, çok açsınız, eve girdiniz, hemen bir somun ekmeğinin taze kokusunu aldınız kapıdan girer girmez. Ne yaparsınız? Mutfağa koştunuz. Önce kokuyu aldık. Burnumuzla, koklama duyumuzla ne yaptık? Aldık ve hemen mutfağa koştuk. Masada taptaze bir somun ekmeği üzerinde sıcak sıcak buharı tütüyor ve hemen şöyle gördünüz, görme duyumuzu kullandık, öyle değil mi? Sonra dokundunuz, ah böyle çıtır çıtır ve sıcacık, değil mi? Elinize dokundunuz, sıcaklığını hissettiniz. Bu da dokunma duyumuzdu. Sonra bir parçasını kopardınız. Koparken çıtırdayan bir ses duydunuz gevrekliğiyle. Ne yaptı? O da işitme duyusunu harekete geçirdi. Ağzınıza attınız o bir lokma ekmeği. Ne oldu o ekmek? Tadını aldınız. Bu da tatma duyusuydu. Evet, beş duyu organımızdan herhangi biriyle, bakın hepsiyle değil, sadece bir tanesiyle bile algılanabilen sözcükler somut sözcüklerdir. Somun ekmeğinden aklınıza kalsın. Ve beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılanamayanlar nedir? Soyut sözcüklerdir. Bütün duygular soyuttur arkadaşlar. Örneklerimiz var. Ağaç somuttur. Deniz somuttur. Kuş somuttur. Korkuluk somuttur. Ses somuttur. Çığlık somuttur. İşitme duyusu. Hava somuttur. Mesela diyebilirsiniz, hocam hava nasıl somut oluyor? Balona hava üflediğiniz zaman balon şişmiyor mu? Hacmi olan bir şey elbette ki somut olacaktır. Aynı zamanda havasız kaldığınız zaman da anlarsınız hissedip hissetmediğinizi. Ve koku, yine koku alma duyumuz burnumuzla ilişkilendirildiği için somuttur. Soyut kavramlar bazı kullanımlarla somutlaştırılabilir. Bu arada somutlara da örnek vermemize gerek yok. Zaten çevrenize gördüğünüz veya dokunduğunuz, hissettiğiniz, işittiğiniz her şey somut ifadelerdir. Soyut kavramlar bazı kullanımlarla somutlaştırılabilir. Burada arkadaşlar bir cümlemiz var. Yüreklere ekilen sevgi tohumları bir bir yeşeriyordu cümlesinde. Sevgi soyut bir kavram değil mi? Az önce söyledik. Dedik ki bütün duygular soyuttur dedik. Soyut olanlar neydi? Aklımızla varlığını kabul ederiz, varlığını hissederiz ancak duyu organlarımızı algılayamayız. Sevgi bir duygudur ve soyut bir kavramdır. Ancak tohum somuttur. Sevgi tohumları bir bir yeşeriyordu dediğimizde, sevgi tohumla birlikte tamlama oluşturduğunda ne oluyor? Somutlaştırılmış oluyor. Ya da diğer bir örneğimiz, insanlar yoksulluğun pençesinde kıvranıyordu. Yoksulluk bir kavramdır ve soyuttur, öyle değil mi? Pençesinde, yoksulluğun pençesi dediğimizde hemen ne yaptık? Pençeyle ilişkilendirerek, tamlama oluşturarak onu da somutlaştırmış olduk. Somut sözcükler de soyutlaştırılabilir. Tam tersi de olabiliyor. Acı normalde tatma duyumuzu algılayabildiğimiz bir varlıktır. Biberin acısından söz ediyoruz ancak söylediği acı sözleri unutamıyor dediğimizde burada acı kelimesi ne oldu? Tabii ki somutlaştı. Bir de nitel ve nicel anlamlarımız var arkadaşlar. Nicel ölçülebilen, cetvelden aklınızda kalsın arkadaşlar. Ölçülebilen, sayılabilen, değeri bildiren anlamlara nicel diyoruz. Nitel de tam ters, ölçülemeyecek, sayılamayacak, değeri bildiren, nitelik bildiren ifadelerdir arkadaşlar. Örneklerimiz var. Bu paket daha hafif, sen bunu taşı dediğimizde bunu tartarak
görebilir miyiz hafif olup olmadığını? Elbette ki ağırlığını kontrol ederek görebiliriz. Yani ölçülebilir, dolayısıyla niceldir. Dün gece hafif bir rahatsızlık geçirmiş cümlesinde ise ne var? Hafif derken önemsiz demek istiyoruz. Dolayısıyla ölçemiyoruz. Ne yapıyoruz? Nitel diyoruz. Peki aynı kelime bir cümlede hem nitel hem nicel anlamda kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Bir atasözümüz vardı. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. Burada büyük lokma derken ne yapıyoruz? Lokmayı hacim olarak ölçebiliriz, tartabiliriz. Çeşitli yollardan onu ölçebileceğimiz için birinci büyük nedir? Niceldir. Büyük söz, sözün büyüklüğünü ölçemeyiz. Bu yüzden de büyük sözdeki büyük nitel anlamdadır. Yakın anlamlı sözcüklerimiz var arkadaşlar. Aslında birbirine bazı cümlelerde birbirinin yerine kullanılabildiği halde doğrudan birbirinin yerine kullanılamayacak cümlelerdir. Anlamları birbirine yakın olduğu için zaman zaman bunları karıştırırız. Mesela buluş ve keşif. Buluş, olmayan bir şeyi var etmek, oluşturmak. Keşif, var olanı fark etmek anlamındadır. Ama zaman zaman karıştırdığımız oluyor. Bezmek, usanmak. Bir şey yapmaktan sıkılmak artık çok tekrar eden bir durumdan duyulan rahatsızlığı dile getirmek. Yılmak, yılmak pes etmek demek daha ziyade. Şüphe, endişe, tereddüt, çekince bunların her biri ayrı ifadelerdir arkadaşlar. Şüphe kuşkudur. Herhangi bir durumdan acaba diye duyulan ifade. Endişe, kaygı, tereddüt etmek, bir konuda kararsız kalmak, çekince. Yine birbiriyle karıştırılan sözcüklerimizdir. Yakın anlamlı sözcüklerin de anlamını cümleden kavramamız gerekiyor arkadaşlar. İkilemelerimiz var arkadaşlar. Cümlede mutlaka ayrı yazılması gereken yazım kurallarından da hatırlayın. İkilemeler anlamı kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için kullanılırlar. Farklı yollardan yapılırlar arkadaşlar. Bakalım hangi yollardanmış? Çeşitli şekillerde yapılır dedik. Aynı kelimelerin tekrarı, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden derken, ağır ağır ya da yavaş yavaş ağlaya ağlaya gitti derken, aynı kelimenin tekrarı ikileme oluşturuyor. Anlatım bozukluğu değildir bunlar. Bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İkilemelerin arasında herhangi bir noktalama işaretini getirilmemesi gerekiyor. Yakın anlamlı ikilemelerimiz var. Doğru dürüst, yalan yanlış. Yalan yanlış sözlerle bizi oyalıyorsun dediğimizde yakın anlamlı bir ikileme oluşturmuş oluruz. Zıt anlamlı ikilemelerimiz var. İleri geri konuşup durma dersiniz bazen arkadaşınıza. Bu da nedir? İleri geri, er geç, zıt anlamlı ikilemelerimizdir. Her ikisi anlamsız kurulan ikilemelerimiz var. Mırın kırın edip yemeğini yemiyor. Ya da ıvır zıvırlarını topla da git dersiniz. Abur cubur yemekten öğün kaçırıyorsun, sağlıklı yiyecekler yiyemiyorsun der genellikle anneleriniz. Bunlar da mırın ya da kırın, ıvır zıvır bunların tek başına anlamı var mı? Hayır. Sadece ikisi bir araya getirilerek belirli bir anlamı karşılamak için oluşturulmuş ikilemelerimiz. Bir anlamlı, bir anlamsız ikilemelerimiz var. Halı malı, kilim milim. Burada halı anlamlıyken malı tabii halı olarak anlamlı değil, kilim anlamlıyken milim anlamsız, para anlamlıyken mara anlamsız ikilemelerimizdir. Yansıma şeklinde türemiş ikilemelerimiz var. Yine aynen tekrar edilerek şırıl şırıl, horul horul gibi anlamdaş sözcüklerle ikileme oluşturabiliyoruz. Ses seda yoktu dediğimizde. Biri olumlu, biri olumsuz sözcüklerle de ikilemeler oluşturabiliriz arkadaşlar. Bilir bilmez konuşma lütfen. Evet, bir de pekiştirmelerimiz var. Diğer bir konumuz, sözcükte anlamın diğer bir alt başlığıdır. Pekiştirmeler de anlamı güçlendirmek için yapılan anlam derecelerini arttırılmasıdır. Farklı yollarla yapılır arkadaşlar. Bunlar biraz daha böyle ek ayrıntı gerektirir ama siz mantığını kavradığınızda zaten bileceksiniz. Hepsinin eklerini işte nasıl yapıldığını uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Burada dop dolu dediğimizde sapsarı, sımsıkı, tertemiz, temiz ama daha temiz olduğunu ifade etmek için ne yaparız? Tertemiz deriz. Aa, tertemiz olmuş. Çok temiz anlamı katmak için. Sağlam demek yerine sapa sağlam dersiniz. Yalnızlığın derecesini artırmak için yapayalnız kalmıştı kadıncağız, hiç kimsesi yoktu dersiniz. Bir de darmadağın, karmakarışık gibi anlamının derecesinin arttırıldığı sözcükler pekiştirme oluyordu. Evet, sözcükler arası anlam ilişkileri
Sözcükler arasında bulunan anlam ilişkilerini bulmak bir diğer sıkıntı yaşadığımız soru tipidir. Bununla ilgili farklı soru kalıpları bir tanesi şunlardır. Aşağıdaki sözcüklerden bir grup oluşturulsa hangisi dışta kalır? A. Yarışma, B. Yönetme, C. Çekişme, D. Karşılaştırma. Yarışma, çekişme, karşılaştırma. Bunların hepsinde bir rekabet varken yönetmede herhangi bir rekabetten söz edemiyoruz. Dolayısıyla yönetme ne olacaktır? Dışta kalacaktır. Doğru cevabımız da B şıkkı olacaktır. Diğer bir soru tipimiz, soru kalıbımız, pilot ile uçak arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bakıyoruz. Öncelikle verilen öncül ifadelerin arasındaki anlam ilişkisine bakacağız. Pilot uçağı kullanan kişidir, öyle değil mi? Baktık. A şıkkında duvar usta. Usta duvarı örer, duvar yapar. B şıkkında öğrenci öğretmen. Öğretmen öğrenciyi yetiştirir. C şıkkında kaptan gemi. Kaptan gemiyi kullanır. Tıpkı pilot ile uçakta olduğu gibi D şıkkında başkan sınıfı yönetir. Dolayısıyla cevabımız da az önce çıkmıştı ortaya. C şıkkı doğru cevabımızdı. Diğer bir soru kalıbımız arkadaşlar. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi aralarındaki anlam ilişkisi bakımından farklıdır? Burada da çift olarak veriliyor. Her ikisi arasında, daha doğrusu gruplar arasında anlam ilişkisini bulduktan sonra dışarıda kalanı bulacağız. Gelir gider nedir bu? Bakıyoruz kar zarar az çok zıt anlamlı ifadeler. Kalp yürek dediğimizde zıt mıdır? Hayır, karşıt değildir. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Çünkü kalp yürek eş anlamlı sözcük çiftidir. Evet, sözcüklere yeni anlam kazandırmanın 4 farklı yolu var arkadaşlar. Bunlar metinlerde karşınıza çıkıyor. Biz de bunlara şöyle bir değineceğiz. Birincisi insandan doğaya aktarma. Aslında biz bunu kişileştirme olarak da biliyoruz. Çünkü insana ait bir takım özelliklerin doğadaki diğer varlıklara aktarılmasıdır. Temel anlamıyla insana özgü olan sözcüklerin biçim ya da işlev benzerliklerine yakıştırmaya dayanılarak insan dışındaki varlıklar için kullanılmasıdır. İfadesi de tanımıdır. Taran dişleri kırılmış. Taran dişleri derken dişler gerçek anlamda kullanılıyor. Gülen bir ay var gökyüzünde. Mecaz anlamda kullanılmış. Yine de bir kişileştirmedir. Kuşlar neşe içinde cıvıldaşıyor. Yine burada da bir kişileştirmeden söz edebiliyoruz. Dediğimiz gibi insandan doğaya aktarma bir kişileştirmedir. Bir de tam tersi var. Doğadan insana aktarma söz konusu arkadaşlar. Temel anlamıyla doğaya özgü ifadelerin insana aktarılmasıdır. İşte ne yapıyoruz? Sakın sulu çocuklarla arkadaşlık etme. Sulu derken çocuğun sulusu olabilir mi? Hayır. Sulu meyve olur, öyle değil mi? Ne yaptık? İnsana, çocuğa aktardık. O sert insanlardan çekinir. İnsanın sert olması mümkün müdür? Sertlik tahtaya veya demire, farklı materyallere özgü bir niteliktir. İnsana aktardık. Olgun tavırlarıyla herkesin beğenisini kazandı derken olgunluk meyveye veya yetişilen bitkiye ait bir ifadedir. Biz bunu da insana aktarmış olduk. Dalgalanır deli gönül şafakta dalgalanmak rüzgarda sallanan dallar için, yapraklar için geçerli olabilir. Bayrak için geçerli olabilir. Ne yaptık? Biz onu yine insana aktarmış olduk. Babam esip gürledi yine dediğimizde ne yaptık? Esmek rüzgara ait bir nitelikken insana aktarmış olduk. Üçüncü yöntemimiz doğadan doğaya aktarma. Temel anlamıyla doğanın bir alanına özgü bir sözcüğün doğanın bir başka alanına aktarılmasıdır. Örneklerimiz var arkadaşlar. Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. Damlamak normalde suya ahas bir davranış, bir nitelik değil mi? Ama burada ne yaptık? Ay, o da doğanın bir parçasıdır. Ayı yere damlattık. Diğer bir cümlemiz, karlar uçuşurdu camlarda. Kar yağar, kuşlar uçardı değil mi? Kuşlara ait bir niteliği ne yaptık? Karlara aktardık. Rüzgarlar ulurdu sabaha kadar dediğimizde ulumak kurtlara özgü bir niteliktir. Biz onu da rüzgara aktarmış olduk. Doğadaki bir varlığa ait niteliğin doğadaki bir başka varlığa aktarılması doğadan doğaya aktarmadır. Duyu aktarması dediğimiz şey arkadaşlar, dördüncü maddemiz. Duyu organlarımızdan birine özgü olan bir sözcüğün bir diğer duyu anlamında kullanılmasıdır. Onu yumuşak bir sesle uyardı. Yumuşaklık
dokunma duyusuna ait bir özelliktir, öyle değil mi? Ama biz ne yaptık? Ses dedik, yani işitme duyusuna bunu aktardık. Acı bir çığlık duyuldu. Acı tat alma duyusuna ait bir niteliktir. Ama biz ne yaptık? Çığlıkla birlikte kullanırken işitme duyusuna aktarmış olduk. Hala aklımda onun sıcak gülüşü, tatlı bakışı. Sıcak dokunma duyusuna ait, gülüş görme duyusuyla ilgili. Biz dokunma duyusunu görme duyusuna aktardık. Tatlı bakış, tatlı dokun, tatma duyusuyla ilgili bir özellik. Biz onu da yine görme duyusuna aktarmış olduk. Böyle kullanımlara duyular arası aktarım diyoruz. Evet, son olarak bir sorumuz var arkadaşlar. Sözcükte anlam konusunu bu sorumuza bitireceğiz. Hemen soru kökünü okuyoruz. Açmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralandırılmış anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır? Bir bakıyoruz numaralandırılmış cümlelere. Ayırmak, tahsis etmek. İki, tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Üç, bir aygıtı düzeneyi çalıştırmak. Ne yapacağız? Buradaki anlamları şıklarda eşleştirip açıkta kalan şıkkı bulacağız. A şıkkında babam mutfak lavabosunu uzun uğraşlar sonucunda açtı. Hemen bir bakıyoruz, bunu ifade eden bir anlam var mı? Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak olabilir mi? İki numaralı cümle. Elbette ki. B şıkkında bizim evde sadece akşamları belirli saatlerde televizyon açılır. Bir bakıyoruz, bir aygıtı, üçüncü cümlede bir aygıtı düzeneyi çalıştırmak burada B şıkkı için geçerli bir anlamdır. C şıkkına bakıyoruz, yurt dışından gelen turiste otelin üst katında oda açıldı. Burada da ayırmak, tahsis etmek kullanıldığına göre D şıkkında yönetim kararıyla havuz yapımı için sitede alan açıldı için kullanılan herhangi bir anlam ifadesi yok. Bu yüzden D şıkkı doğru cevabımızdır. Sözcükte anlamla ilgili bizim şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.